Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Artık dışarıdan almaya son. Hastanelerde yediğimizden çok daha lezzetli. Mutlaka bu tarifi deneyin. Tarifimize hemen başlıyorum. 4 adet tam yumurta. 1 su bardağı toz şekeri köpük köpük olana kadar karıştıralım. Evet, bu kıvam yeterli. Geniş bir kabın içine alalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. gram krem peyniri karıştırma haznesinin içine alalım. Evet, karıştırma aparatını da taktıktan sonra orta ayarda karıştıralım. Evet, bu kadar yeterli. 400 gram labne peyniri kullanalım. Peynirin suyu varsa mutlaka önceden süzelim. Kullandığımız peynirlerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Daha önceden buzdolabından mutlaka çıkartalım. Evet, karıştıralım. 100 gram da kaymak kullanıyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. ...400 gram sıvı kremayı da ekleyelim. Ve karıştıralım. Bir paket vanilya. Yemek kaşığı dolsun nişasta. 1 su bardağı unu da azar azar ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Evet, daha sonra iki aşamada yumurta karışımını ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Evet, hızlıca karıştıralım. Evet, sansa besleyen harcımız hazır. Hazneyi hemen makineden çıkartıyorum. Kalıbı almadan tekrardan spatula yardımıyla karıştıralım. Karıştırma işlemi çok önemlidir. Hiçbir tür kalmaması lazım. Tüm malzemelerin hızlı bir şekilde karıştırılması lazım. santimlik kalıba fırın kağıdını buruşturarak yerleştirdim. Hazırladığım harcı döküyorum. En son üzerine spatula yardımıyla düzeltelim. Tezgaha şöyle 3-4 sefer vuralım.
250 derecede fanlı fırının orta rafında 15 dakika pişirelim. Daha sonra dereceyi 220'ye düşürelim. 10 dakika daha pişirmeye devam edelim. Ve toplamda 35 dakika sonrasında hemen fırından çıkartalım. Salladığımızda orta kısmının biraz yumuşak olması lazım. Ve kendi halinde soğumayı bırakalım. Sonra buzdolabında dinlendirebilirsiniz. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı su, 4-5 yemek kaşığı da toz şeker damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Şöyle 200 gram da ahududum var, bahçeden topladım. Kısık ateşle sürekli karıştırarak pişirelim. 200 gram sıvı kremayı ısıtmaya bırakalım. Gram bitter çikolatayı ekleyelim, hızlıca karıştırarak eritelim. Daha sonra altını kapatarak soğumaya bırakalım. Evet, hazırladığımız sosu kıvam aldıktan sonra blender yardımıyla pürüzsüz bir hale gelene kadar çekelim. Bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Ben ertesi günü servisi yaptım. Üzerinden streç filmi ve kalıptan çıkartıyorum. Evet, kağıdı da çıkartalım. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Evet, ortası yumuşak, kenarları koyu kıvamda, harika oldu. Sizler için şöyle dilimleyerek servise hazırlıyorum. Usulüne göre yan çevirerek servis tabağına alalım. Dilediğiniz sosla servise hazırlayabilirsiniz. Ahududu sosu ve çikolata sosuyla ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.